atladığım için buradan bir hopladım buraya gittim, buradan bir hopladım buraya gittim. Ne yaptım? Bazı bilgileri aslında es geçtim. Her şeye çok fazla dikkat etmedim. Atlaya atlaya gittim. Bu mümkün. Sonuç olarak elde ettiğim aslında feature dedim değişmiş oldu. 3 yapabilir miyiz? Geldirici bir soru oldu, belli oldu. 3 yapamayız. Çünkü 3'er 3'er atladığımız zaman ne oldu? Filtremiz taştı. Aslında yapabiliriz. Birazdan geleceğim. Öncelikle şeye bakalım. Ben bu, yani burada bir matematik var ama neye göre hani 32'den 28'e indi, 28'den 24'e indi, yani neye göre oldu bu iş? Çok basit bir matematiği var. benim elimdeki input eğer n'e n'se, n örneğin 7 olsun, filtre boyutunda 3'e 3 ise, stride'ım 1 ise, birer birer mi atlıyorum, ikişer ikişer mi atlıyorum, üçer üçer mi atlıyorum, ona göre şöyle yapıyorum. Elimdeki boyuttan filtremi çıkartıyorum. Bunu stride kadar bölüyorum. Ve en sonunda 1 ekliyorum. 7'ye 7'lik bir inputta 3'e 3'lük bir filtre uyguladığım zaman stride'ım 2 ise ne yapmış oluyorum? 7 eksi 3 bölü 2 artı 1'den 3. 3 olduğu zaman olmadığından bahsetmiştik. Şimdi bunun nasıl olduğundan bahsedelim. Olacağından bahsedelim. Evet, filtre taşıyor. Ama yine de ben bu convolution operation'ı burada uygulamak istiyorsam şöyle bir şey yapabiliyorum. İlla ki hani ben tutturdum 3'e 3'lük. Çünkü 3'e 3'lük inanılmaz güzel bir filtre olduğunu düşünüyorum. Bunlar hani tamamen deneme yanılmayla şey gibi bir şey yok yani. Neden çalışıp çalışmadığıyla ilgili yorumlayabiliriz. Ama şey söyleyeyim, filtre değerlerini neye göre? Filtrenin değerlerini kendisi otomatik öğreniyor. Biz bir şey belirlemiyoruz. Sadece filtrenin boyutunu biz belirliyoruz. Kaça karşılık filtre öğrenmesi gerektiğini biz belirliyoruz. Network kendisi otomatik olarak o filtreleri update ediyor. Sayısını? Sayısını da biz belirliyoruz. Sayısını biz belirliyoruz. Evet. İçerisinde kendisi otomatik olarak geziyor. Çıkan sonucun dimension'ın ne olacağını biliyoruz. Buradaki çünkü hesaba göre çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Eğer ki filtrem benim taşıyorsa, görüntünün dışına, ben şunu yapabiliyorum. Taşsın ama bu matematiksel işlemi yapamayacağımdan dolayı, biraz önce böldüğüm küsuratla bir değer çıktı. Onun için şöyle yapıyorum. Görüntünün kenarlarına siyah bir bar ekliyorum. Yani hiçbir bilginin olmadığını o bölgede ifade etmeye çalışıyorum. Buna padding deniyor. Görüntüyü aslında belli bir boyutunu 3'e 3'lük filtreyle de çalışacak bir boyuta getiriyorum. Yani 32'ye 32'lik olmuyor da bu durumda. Ne oluyor? Ya da 7'ye 7'lik olmuyor da 8'e 8'lik bir görüntü olmuş oluyor. Dolayısıyla filtrem benim artık bu şeyle çalışabiliyor. Şimdi Convolve etme operasyonu, aslında convolution bize ne getirmiş oluyor ya da ne götürmüş oluyor? Şunu yapmış oluyor temelde. Benim ilk baştaki görüntümü yavaş yavaş aslında genişlik ve yükseklik olarak azaltıyor. Yani spatial olarak, düzlemsel olarak çektiğim görüntüyü yavaş yavaş ne yapıyor? Sıkıştırıyor. Çeke çeke görüntü yavaş yavaş küçülüyor. Ufacık bir hale geliyor. İlk baştaki kocaman görüntü yavaş yavaş küçücük bir hale geliyor. Şimdi burada kritik bir şey var. Bu operasyonu ben mesela 5'e 5'lik değil de 10'a 10'luk, 20'ye 20'lik yaparsam ne olur? Görüntü birden çok hızlı bir şekilde küçülür. Bu çok tercih edilen bir şey değil. Çünkü çok ciddi anlamda bilgi kaybı yaşanıyor aynı zamanda. Sizin beklenen şey, network'ünüzün yavaş yavaş
önceki layer'lardaki öğrenilen bilginin üstünden belli bir soyutlamayı öğreniyor olması. Örneğin 3'ü 32-32'lik bir input'umuz var. 10 tane de 5'e 5'lik filter'ımız var. Bir tane de stride'ımız var. 2 pad'imiz var. Output'umuz ne olur? Var mı anlık böyle kafasından? Uğraştırmayayım, şuradan devam edelim. Şimdi neydi bizim formülümüz? 2 padding, kaç padding varsa bunu çarpıyorduk. Neyle çarpıyorduk? Şuradan bakalım. İkiyle çarpıyoruz. İkiyle çarpıyoruz. Evet. Padding miktarını ikiyle çarpıyoruz. Daha sonra çarptığımız şeyi filtreden çıkartıyoruz. Bunu da şeyle topluyoruz. Input'umuzla topluyoruz. Daha doğrusu şöyle. Padding'i ikiyle çarpıyoruz, input'umuzla topluyoruz. Daha sonra filtreyi bundan çıkartıyoruz. Sonrasında stride miktarını ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Ve en sonunda 1 ekliyorduk. Benim elimde ne oldu? Bu durumda 32 boyutlu bir görsel oluştu. Yani aslında spatial olarak herhangi bir azalma yaşamadım ama asıl kritik şey bu. Ama ne oldu? Benim 10 tane filtrem olduğu için, bunları arka arkaya uyguladığım için her birisini aynı şekilde 10 derinlikte, 10 depth'te bir tane görüntüm feature'ın oluşmuş oldu. Şimdi buradaki kritik olan şey şu. Ben aslında layer'lar arasında ne yapıyordum? Parametrelerimi azaltmaya çalışıyordum, değil mi? Weight sharing yapıyordum. Öğrendiğim bilgileri paylaşmaya çalışıyordum. Peki bu layer'da kaç tane parametre var? Yani bir nöronun önceki layer'la arasındaki ne? İlişki, bağlantı, kanal. Bunu da filtreme çarpıyorum. 5'e 5 çarpı 3 input'umdaki derinliğim kaç? Daha sonra 1 ile topluyorum. Bir bias ilk başta ki session'da bahsetmiştim daha önce. Eğer bias'ım varsa, bias'ım yoksa bias'ım olmayabilir. O zaman bunu eklemiyorum. Ama bu durumda ne oluyor? Benim bu layer'ımda 760 tane aslında parametrem olmuş oluyor. 760 tane update etmem gereken weight olmuş oluyor. Şimdi aslında en can alıcı bence noktaya geldik. Çok güzel bunları yapıyoruz ama hani ne işimize yarıyor? Biyolojik olarak baktığımız zaman beyinde de bu yapı benzer. Aslında ben farklı filtrelerden aynı bölgelerdeki nöronları kullanarak, weight sharing yaparak farklı bildiğim filtrelerden bir tane ilk filtremden bir tane activation map öğreniyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci filtremden kaç tane filtrem varsa aslında şunu öğrenmiş oluyorum. O kadar sayıda nöron görüntünün aynı bölgesine odaklanıyor. Pooling layer'ından bahsedeyim. Pooling dediğimiz şey aslında subsampling yapıyordu. Subsampling aslında ne oluyor? Benim elimdeki öğrenmiş olduğum activation map'i boyutunu düşürüyor. Yani şöyle. Ben bunu öğrendim. Mesela 224, 224 ve 64'lük bir 64 depth'te derinliğinde bir feature map öğrenmiş olayım. Bunlardan bir tanesine bakıyorum. 224, 224. Ben bunun boyutunu azaltabilirim. Değil mi? Nasıl azaltırım? Dump sample ederim. Aynı görüntüyü küçük boyuta indiririm. Daha küçük boyuta indiririm. Evet, bilgi kaybeder miyim? Ederim. Ama
aynı zamanda ne sağlamış olurum? Ben şunu sağlamış olurum. Görüntünün içerisinde farklı noktalarda bir sağa kaymış, bir sola kaymış aynı görüntüyü aynı şekilde ifade etmiş oluyorum. Yani 112'ye 112 şeklinde ifade etmiş oluyorum. Bu aslında çok ciddi anlamda convolution neural network'ün başarılı şekilde çalışmasını sağlayan şey. Subsampling nasıl oluyor? Average pooling denilen bir yöntem var. Max pooling denilen bir yöntem var. Max pooling'de şunu yapıyoruz. Benim elimde bir grid var. 4'e 4'lük mesela bir 2 ikilik bir kısma bakıyorum. Bunun içerisinde max ne? Bunun max'ı 6 değil mi? 6'yı alıyorum. Diğerlerini hiç önemsemiyorum. Burada max ne? 8. 8 alıyorum. Burada max 3. Burada max 4. Doğrudan aslında ben ne yaptım? 4'e 4'lük bir feature map'i doğrudan 2'ye 2'lik bir feature map şeklinde boyutunu azaltmış oldum. Peki bu bana ne sağladı? Şunu sağladı. Ben şunu diyorum ki artık aslında buradaki activation map buradaki activation map'i ifade eder. Eder mi? Kabaca evet. Hata olur mu? Tabii ki de olur. Ama bu benim soyutlama yaparken boyutu azaltmak için oldukça önemli bir operasyon. Artık sonuna geliyoruz. Şimdi benim elimde bir görüntü var. Örneğin burada bir at resmimiz var. Convolve ettim. Yukarıya doğru çıktım. Network'ün en sonunda yanan nöronların oluşturduğu aktivasyon haritası bu. Alt layer'larda bakın şu. En alt layer sadece neden bahsettik? Köşelerden bahsettik, çizgilerden bahsettik. Ben feature extractor olarak yani bir classifier olarak artık machine learning olarak anlamda baktığım zaman şunu yapabilirim. Benim elimde bu görüntüyü ifade eden bu kadar derinlikte öz niteliğim var. 64 derinlikte, 128 derinlikte, 1092 derinlikte. Yani operasyonun sonunda elimde elde etmiş olduğum depth neyse o kadar derinlikte benim bilgim var elimde. Ben bu bilgiyi kullanarak artık bu görüntüyü represent edebilirim. Bu at beyaz olsa da bu classifier çalışır, siyah olsa da çalışır, bu at şu şekilde bakıyor olsa da çalışır, bu şekilde bakıyor olsa da çalışır. Çünkü ne yaptım? Ben sonraki layer'larda ciddi bir soyutlama öğrenmiş oldum. Bu neye karşılık geliyor? Her şeyi artık toparlarsak biraz. Şuna karşılık geliyor. Benim elimde bir tane girdi görüntüsü var. İlk convolution'dan sonra çıkan sonuç, verilen aktivasyonların sonucu bu şekilde olmuş oluyor. Relü'den geçirdiğim zaman aktivasyon convolution operasyonundan sonra bu şekilde oluyor. Rectified linear unit'ten geçirdikten sonra aktivasyon sonucu bu şekilde oluyor. Tekrar convolution'a sokuyorum, tekrar relü'den geçiriyorum. Downsampling yapıyorum, pooling. Tekrar convolution, tekrar relü, tekrar convolution. Bu şekilde arka arkaya